çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Oturdum kaldım, şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Sayın Sultandağ İlçe Kaymakamı Önder Koç, Sayın Sultandağ Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, Sayın Yeşil Çiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal, Sayın Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Sayın Çay Karacaören Belediye Başkanı Muhterem Akgül, Sayın İhsaniye Belediye Başkanı Tünay Türkmen, Sayın Döer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sultandağ İlçe Başkanı Ertuğrul Şahin, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sandıklı İlçe Başkanı Raşit Güneç, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Çay İlçe Başkanı Ali Selvi, Sayın İyi Parti Sultandağ İlçe Başkanı Mustafa Doğan, Sayın MHP Sultandağ İlçe Başkanı Abdullah Gencer, Sayın MHP İhsaniye İlçe Başkanı Mehmet Ali Sargın, yazılı, görsel ve işitsel basınımızın değerli temsilcileri ve Afyon Kanal 3 ekibi,
Yeni Mahalle Tubil Halk Oyunları ekibi ve kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Büyük taarruzun başlangıcının planlandığı topraklarda Zafer Bayramı'nın 99. yılında Zafer Konseri ve Türkü Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım, Başkanlarım ve değerli konuklar, programımıza başlamadan önce sizleri başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz vatan şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve hemen ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım, kıymetli başkanlarım ve değerli konuklar. Programımızın açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere aynı zamanda bu etkinliği düzenleyen Yeşil Çiftlik Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ali Sakalı kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli kaymakamım, değerli belediye başkanlarım, değerli meclis üyelerim, muhtarlarım, parti ilçe başkanı, ilçe yöneticisi arkadaşlarımız, çok değerli yeşil çiftlikli hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol 1915 Çanakkale Destanı ile başlar. Conk Bayırı, Anafartalar, Çanakkale Kara Savaşları kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk o günlerde kurtuluşa giden yolu çizmiştir. 19 Mayıs Samsun, Erzurum, Sivas, 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, İnönü Sakarya Savaşları ve 22 Ağustos 1922. İşte bu tarihi ve hemen sonrasını arzu ederseniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini birebir kendisinin yazdığı nutuktan sizlere aktarmak istiyorum izninizle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünleri şöyle anlatıyor nutuk kitabında. 20-21 Ağustos gecesi ordu komutanlarını karargaha çağırdım, Akşehir'e. Taarruzun nasıl yapılacağını harita üzerinde açıkladım.
taarruzun başarılı olması için gizli kalması gerekiyordu. Bundan ötürü her türlü harekat gece yapılacaktı. Birlikler gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında dinlenecekti. 24 Ağustos gecesi harekatıyla karargahımızı Akşehir'den taarruz cephe gerisindeki Şuhut kasabasına taşıdık. 25 Ağustos sabahı da Şuhut'tan Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı ordugaha gittik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizle taarruz başladı. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği 24 Ağustos 1922 gecesi bu gece. Ayın altında kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru denilen gece bu gece. Bu gece 99 yıl önce Meleşe'den, Dutluca'dan, Akpınar'dan, Bağbaşı'ndan, Doğancık'tan, Yakasenek'ten geçen Gazi Mustafa Kemal'in askerleri Kocatepe'de büyük taarruza başlayarak Cumhuriyet'in kuruluşunun büyük eşiği 9 Eylül'de düşmanı gönderip Cumhuriyet'in kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Gelecek yıl 1922 yılının 100. yıl dönümü. Akşehir'den 22 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta Kocatepe'de savaşa başlayan askerimizin yürüyüşünü gelecek yıl 100. yılda Akşehir'le, Dereçinemizle, Sultandağımızla, Yeşil Çiftlik'le birlikte Yakasenek ve Çay'a kadar uzatacağız. 9 Eylül'ün başlangıcı burası ise bu kurtuluş günlerini coşkuyla kutlamak da bizim hakkımızdır, yüreğimizin sesidir. Bir mevsimi, sezonu daha geride bıraktık. Sağlıklı, mutlu, güzel günler dileğiyle koronavirüs salgınından en az zarar görmek isteğiyle aşılanma kampanyasına da aşı kampanyasına da herkesin katılımının gerektiğini bir kez daha sizlere duyuruyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza bu değerli konuşmaları için ve ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı, Akşehir İlçe Başkanı Ali İhsan Gencer Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Demin başkanımızın başladığı şiiri ben devam ettirmek istiyorum eğer başkanımızın da izni olursa. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir'in üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişemeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. İlk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında. Ve ayaklarının altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yapraklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında.
Geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve karabasana koşuları ve ağıllara ışıltırcasına yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında, karıların ve hartuçların peşinde aynı yürek ferahlığı ve aynı yorgunluk alışkanlıklar içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar oynuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir'in üstünden Afyon'a doğru. Çok muhteşem bir kalabalık ve o Türkiye'ye özlem görüyorum burada. O konserlere de özlem görüyorum. Büyük bir süreç yaşadık koronada. Halen daha aslında yaşamaya da devam ediyoruz. Bu koronadaki yasaklar bitti ama daha tam ferahlayamadık. Bu konserlerle inşallah eskiyi hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Bu etkinliği düzenleyen belediye başkanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun başkanım. Direkt alayım mı? Direkt sahneye alayım mı? Direkt sahneye alayım mı? Yok, geldiğini anons etsin. İndi mi şu an? Direkt sahneye alalım mı? Kaymakamım. Değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Milletvekilimiz Sayın Burcu Köksal alanımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Vekilim ve kendisini ayağının tozuyla sahnemize davet ediyoruz. Buyurun Sayın Vekilim. Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Kaymakamım, çok kıymetli protokol üyeleri ve Yeşil Çiftliğin yürekli yurtsever insanları, hepinize enişten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Öncelikli olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum sizlere. Ve bizleri bu etkinlikte bir araya getiren, başta Yeşil Çiftlik Belediye Başkanımız Mehmet Ali Sakal olmak üzere emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, bilindiği üzere Kurtuluş Savaşı'mızda Afyon Karahisar'ımızın önemi bir başkadır. Çünkü büyük taarruz Afyon Karahisar'da başlatılmıştır. Akşehir'den Afyon Karahisar'a, Afyon Karahisar'dan İzmir'e düşmanlar sert mücadeleler sonucu denize dökülmüş, zafer kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızda 22 gün 22 gece süren muharebe sonucu düşman önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde bozguna uğratılmıştır. Dünyanın en kanlı ve en uzun süren muharebesidir Sakarya Meydan Muharebesi. İşte bu büyük muharebede Mustafa Kemal Atatürk tarihe geçecek şu sözlerle adeta haykırmıştır.
Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. İşte bunu söyleyerek bağımsızlığımız için gerekirse canımızı vereceğimizi, bu vatana göz diken emperyalistlere karşı çıkacağımızı tüm dünyaya aykırmıştır. İşte bu emirle 1683'te başlayan ve tam 238 yıl devam eden Osmanlı'nın geri çekilmesi sona ermiştir. Yurdun her karış toprağı vatan evlatlarının kanlarıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamayacağı anlaşılmıştır. Yunan ordusu bozguna uğrayıp Eskişehir Afyonkarahisar hattına çekildiğinde ise bir yıllık bekleme süresi başlamış ve Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu büyük taarruza hazırlanmıştır. İşte o bir yıllık bekleme sürecinde bile ömrünü savaş meydanlarında geçirmiş olan Mustafa Kemal Atatürk aslında barış çağrısı yapmıştır. Demiştir ki, İtilaf devletleri dahi varlığımızı ve milli bağımsızlığımızı tanıdıktan sonra onlarla aramızda hiçbir ihtilaf sebebi kalmayacaktır. Derhal barış sağlanabilir. Bu çağrıda bulunmuştur bulunmuş olmasına ama işgalciler bu çağrıya kulak vermeyip işgale devam etmeye kalkınca atamızın komutasındaki Türk ordusu Dumlupınar'da ve başkomutanlık meydan muharebesinde emperyalistlere bir tokat daha atarak kurtuluşumuzu ve bağımsızlığımızı sağlamışlardır. Kurtuluş Savaşı'nı silmek isteyenlere bir çift sözüm var. Eğer bugün Kurtuluş Savaşı olmasaydı, bu muharebeler kazanılmasaydı, son Türk devleti tarihe karışmış olacaktı. Eğer bugün bu muharebeler, bu zaferler kazanılmasaydı, Cumhuriyet olmayacaktı. Türk tarihinden Kurtuluş Savaşı'nı çıkardığımızda geriye Türklerin olmadığı işgal edilmiş bir Türkiye kalır. Türkiye'den Atatürk'ü çıkardığımızda ise Afganistan kalır değerli hemşerilerim. Atatürk büyük lider, o ki hiç yalan söylemedi. Nabza göre şerbet vermedi. Kanmadı, kandırılmadı ve hiç kimseyi kandırmadı. İmkanı varken saraylarda, tahtlarda oturabilirdi ama o ömrünü at sırtında, savaş meydanlarında bu ülkenin bağımsızlığı için harcadı. Ülke için, halk için doğru ne varsa onu yaptı. Her şeyin bittiği zannedilen yerden yeni filizler ekip yeni bir devlet kurdu. Yedi düvele meydan okudu. Yıkık ve yitik bir memleketten bir vatan kurdu. Savaş meydanlarında iki nefes molasında bile sayısız kitaplar okudu. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyerek bu ülkenin ilimle, fenle ilerlemesini istedi. Her hakka sahipken mütevazi bir yaşama ömrünü vatanına adadı. Engin vizyonuyla biz kadınların naifliklerini değil güçlerini ortaya çıkardı. Bize erkeklerle eşit haklar sundu. Kurtuluş mücadelemizin yaşandığı bu topraklarda Sultan Dağı'nda, Yeşil Çiftlik'te, Dere Çine'de, Akbaba'dan Yaka Sine'ye kadar bütün bu coğrafyada 3 yıl boyunca görev ifa ettim. Yakın bir tarihte kararname çıktı. Bakanlığımızın çıkarmış olduğu bir kararnameyle Tunceli ilinin Çemişgezek ilçesine tayinimiz gerçekleşti. Allah nasip ederse yakın bir zamanda ilçenizden ayrılacağım. Bu benim için aynı zamanda da burada vatandaşlarıma bir veda konuşması da oldu. O vesileyle de Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada kurtuluş mücadelemizin 99. yılında coşkuyla bir araya geldik. Bu vatanı, bu ülkeyi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün bu ülkenin, bu müreffeh ülkenin bugünlere gelebilmesi için canını vermiş bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun.
Ben konuşmamı çok uzatmayacağım. Bugün burada kurtuluş türküleri dinlenilecek. Sanatçılarımız var. Onları da sizi de çok bekletmek istemiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 3 yıl boyunca burada görev ifa ettim. Şunu söyleyeyim. Bizim cennet bir vatanımız var. O cennet vatanın bir köşesi de benim için Sultan Dağı'ydı. Akbabasından Yaka Sineği'ne, Karakışlası'ndan Karapınar'ından Doğancığı'na kadar bütün coğrafyada 3 yıl boyunca görev ifa ettim. Elimden geldiğince Sultan Dağı'na, İsaklı'ya, çiftlik vatandaşına hizmet etmek için uğraştım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle bir kez olsun daha şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olasınız. Sayın Kaymakamımıza hem hizmetleri için, bu ilçeye yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz. Birkaç dakika sahnede bekleteceğiz. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Ali Sakal'ı davet ediyorum sahnemize. Değerli Kaymakamımıza özellikle pandemi dönemindeki sıkıntılı günlerde bize önderlik yaptığı için, yüreğiyle her konuda sıkıntıda yanımıza koştuğu için ve bundan sonraki yaşamında başarılar dilemek adına teşekkürlerimi tüm kasaba halkı adına sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni göreviniz hayırlı olsun efendim. Yeşil Çiftlik'te sizin her zaman oturacak bir minderiniz var. Şöyle bir iki adım daha öne alalım. Fotoğrafımız güzel çıksın. Efendim kaymakamımıza ve belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni görevlerinde de başarılarının devamlarını diliyoruz sayın kaymakamımıza. Değerli konuklarımız, konserimize geçeceğiz ama şöyle bir nabız yoklayalım. Eğer hazır mısınız? Ama bu kadarcık hazırlıkla olmaz. Şöyle coşkulu bir hazırız ve alkış istiyoruz. Hazır mısınız? İşte şimdi oldu. Konserimizden önce bir dans gösterimiz olacak. Ben o güzel alkışlarınızla Yeni Mahalle Tubil Halk Oyunları ekibini davet ediyorum. Buyurun. Kürsüyü alabilirsiniz.
taştan taşa gezerim, inci boncuk gezerim, alacaksan al beni ayarım, ben ablamdan güzelim, alacaksan al beni ayarım, ben ablamdan güzelim.
Kurbil halk oyunlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güne de böyle seymenler yakışırdı. Ve efendim sıra geldi konserimize. Şimdi Ankara'da bilenler bilmeyenlere söylesin, türkünün adı Tolga'dır. Ankara'nın beyefendisi, alkışlarınızla türkücü Tolga Kaya geliyor. Teşekkürler ederiz. Bizleri geldiğimiz saatlerden itibaren çok böyle naif ve güzel ağırlayan bu güzel belediyeye çok teşekkür ediyoruz, kasabaya. Hepiniz hoş geldiniz, iyi seyirler.
Teşekkürler ederiz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Neşet Ertaş seven vardır umarım. Bir türkü daha okuyalım mı ondan? İkrar vermedim. Teşekkürler ederiz. Şimdi tüm eller tempo tutabilir mi? Bizle beraber. Eller yukarıda. Hazır mıyız? Thank you.
500 altın yedirdim yayra. İçi de gelmedi ne fayda. Başına da yesin bu selamlar. Teşekkürler ederiz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği bir türkü vardır. Bizler de tabii çok severiz. Bir fırtına tuttu bizi. Onu bir okuyalım. Thank you.
Şafakta bir şafak, bir akşamdan bir akşama merhaba demeden daha bu gitmeler gitmek değil. Bir şafakta bir şafak, bir akşamdan merhaba demeden daha bu gitmeler gitmek değil. Bilenler el salkı sütüze, bu benimki sevda. Dizim üstüne
Bundan sonra diğer solist arkadaşlarım sizlerle birlikte olacak. Sürçülisan ettiyse kaç kola. Şimdi ve hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlarız. Hoşçakalınız. Tolga Kaya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Kent Orkestrası'na şöyle güçlü bir alkış alabilir miyiz? Bu arada Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar siz hemşerilere, afyonlulara sevgi ve selamlarını iletiyor. Sağ olun, var olun başkanım. Efendim alkışlarınız eksik olmasın ve şimdi sıradaki sanatçımız Pırılay Pekmak sizlerle. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz ve değerli
Çok sevgili halkımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten geldiğimiz saatten beri bizi burada bütün belediye ekibi çok güzel ağırladı. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Ankara'nın resmiyetinden geldik. Tabii ki sizlere Ankara'dan sevgili Fethi Yaşar Başkanımızdan selamlar ve sevgiler getirdik. Müzik getirdik. Dostlarımızı getirdik. Sizden de aynı şekilde onları gördük. Bugün bizi çok güzel ağırladınız efendim. Çok teşekkür ediyorum bu samimiyet için hepinize. İyi eğlenceler dilerim. Unutuldum, unutuldum.
efendim. Her zaman, her millete böyle kutsal topraklarda yaşamak nasip olmaz ki biz Türk milleti olarak bu konuda çok şanslıyız. Böyle güzel ve böyle kutsal, taşı toprağı altın olan bir memlekette sahibiz. Ben sahne hayatım boyunca bir söz vermiştim. Bu güzel ülkede, bu güzel ülkenin insanlarında yeri geliyor, üzüntüler oluyor. Ama hiç istemediğim, hiç görmeyi, duymayı bile kaldıramadığım kadın cinayetleri için sahne hayatım boyunca söz verdiğim bu şarkıyı gücüm yettiğince, emeğim yettiğince her sahnede söylemeye söz verdim. Onların sesi olmak için ancak sevip bu şekilde kendimi ifade edebilirdim. Hayatını kaybeden bütün kadınlar için gelsin. Bu ülkede öldürülen bütün kadınlar için bu şarkıyı söylemeye söz verdim ben. Ve susmayacağım, susmayacağız. Ayaktan ıslanalı hiçbir şey.
biraz da eğlenelim istiyorum. Hazır mıyız? Çayın ortasından güller.
Mersi. Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutluyorum. Ve İzmir Marşı'nı hep beraber söylemeye hazır mıyız? Thank you.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak daha güçlü. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Teşekkür ediyoruz, alkışlayan elleriniz dert görmesin diyoruz. Ve şimdi sıradaki sanatçımız Serdar Şimşek geliyor. Yapıyoruz. Hem eğleniyoruz,
Hem beraber türküler, şarkılar söyleyeceğiz. Bütün alkışlar Sayın Belediye Başkanımız için gelsin lütfen. Bu organizasyon için. Sağ olsun, var olsun, bizi çok güzel ağırladı. Hazır mıyız şimdi? Haydi bakayım. Haydi bakayım. Haydi. Hareketli ardaki hareket. Oynamak serbest burada. Bütün milleti bekliyorum biz de. Allah. Sayın Başkanım. Herkesi bekliyorum. Şimdi. Bahçe duvarından aşkım. Bahçe duvarından. Sarmaşık günlere doldu.
Haydi. Şöyle. Başkanımıza rica ediyoruz. Haydi. Ellerin memleketine
Alkış geliyor mu acaba? Efendim çok güzel bir türkü. Atamın en sevdiği türkülerden bir tanesi. Haydi bakayım. Çıktım da
söyleyeceğim, ondan sonra yavaş yavaş tabii ki programımızı bitireceğiz. Saatimiz de ilerliyor. Meksebin bacaları vay le 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 vay le 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 vay le le ders verir hocalar kendi şahsıma ve sizler adına. Allah'a ısmarladık. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Serdar'ı sahnede tutacağız. Buraya Tolga Kaya'yı da alabilir miyiz? Fırılay Tekbar, sizleri sahneye almak istiyoruz. Ve tabii ki Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Eğitim Kültür Müdürü Semih Akıllı Ceyhan'ı davet ediyorum. Sayın Müdür Yardımcımızı buraya davet ediyoruz.
Başkanımız Mehmet Ali Sakal da sahneye gelebilirler mi? Efendim başkanımız tebriklerini gerçekleştiriyorlar. Mikrofona izin verir misiniz? Öncelikle Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanımız değerli Fethi Yaşar ağabeyime bu güzel programı bize sunduğu için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi, saygılarımı sizler iletiniz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Sezon sonu birazcık stres attık. Bundan sonra hepinize sağlıklı günler diliyorum. Belediye personelime yürekten teşekkür ediyorum. Bu programı organize edebilmek için canla başla çalıştıkları için. Ve hepiniz adına değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Belediye Başkanımız çiçek takdimini gerçekleştiriyor sanatçılarımıza. Ve tabii ki Eğitim Kültür Müdür Yardımcımıza çiçeğini çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eğitim Kültür Müdür Yardımımız Sema Hanım'a da bu organizasyonun tamamında yer aldığı için özellikle teşekkür ediyorum Sema kardeşime ve bu güzel günü bize yaşattığınız için bir teşekkür de size çok sağ olunuz. Hep birlikte şimdi hangi türküyle veda edeceğiz değerli konuklarımıza? Hangi türküyü siz bilirsiniz. Başkanım siz hangisini istersiniz? Sarı saçlı mavi göz. Sarı saçlı mavi göz. Şimdi bu güzel güne çok önümüzde de 30 Ağustos var biliyorsunuz. Sarı saçlı mavi gözüm beraber söyleyelim mi? Milletvekilimiz Karahisar Kalesi ile veda edin diyor. Karahisar Kalesi'ni söyleyelim sonra sarı saçlımla veda edelim uygun görürseniz. Karahisar Kalesi yıkılır yazı. Gelimi de getirsek yazı.
Efendim çok teşekkür ediyoruz sayın vekilimize, sayın başkanımıza ve böylelikle bu güzel etkinliği, bu güzel akşamın sonunda.